Merhabalar, ben Burak Tamtekin. Özel Denizli Tekten Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Her sene bu dönemlerde herkesin aklına gelen soruyla ilgili birkaç konuyu paylaşmak istiyorum. Evet, Kurban Bayramı zamanı geldi. Kalp hastaları kurban etinden beslenebilir mi, beslenemez mi? Bu önemli bir konu. Kalp hastaları için kurban etiyle beslenmek direkt bir zarar oluşturmamakta. Hatta biz kalp ameliyatı yaptığımız hastalara çok değerli bir protein olan kırmızı eti ısrarla önermekteyiz. Ancak kırmızı eti tüketmekte de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Malum Türk toplumunda tuz tüketimi çok fazla. Normalde dünyada olması gereken günlük tuz tüketimi 5 gramken, yani 2 çay kaşığı iken, ülkemizde bu tuz tüketimi 16-18 gramlara çıkmış durumda. Yani yaklaşık 6 çay kaşığı şeklinde. Aşırı tuz tüketimi kalp ve böbrek hastaları için çok ciddi risk oluşturmaktadır. Hem kalpte tansiyon, böbrekte de böbrek yetmezliği ve ödem açısından hastalara ek yük getirmektedir. Etle beslenen kalp hastalarının ağır bir menü olmaması şartıyla, yani çok yağlı olmaması şartıyla ve çok tuzlu olmaması şartıyla ve sebzeyle ağırlıklı olarak beslendiği ve bol sıvı tükettiği bir menüde kurban etinin kalp hastalığına direkt bir zararı bulunmamaktadır. Zaten bizim ateroskleroz dediğimiz, halk arasında damar sertliği olarak bilinen hastalık, damar kanda dolaşan kötü kolesterolün, şeker hastalığı ya da sigara ya da kolesterol yüksekliği gibi diğer faktörlerle birleşip oksidasyon dediğimiz bir süreçten sonra damarda çökmesiyle oluşan bir süreçtir. Yani bu risk faktörleriyle beraber kötü kolesterolün yüksek olmasıyla, hepsinin bir arada olmasıyla gereken bir süreçtir. Bu sebepten saydığım risk faktörleri olan hastaların dikkat etmek şartıyla etlerin hafif bir menüyle ya da bol sıvı ve sebzeyle bahsettiğim gibi tüketilmesinde direkt bir sakınca yoktur. Ama tekrar söylediğim, daha önce söylediğim gibi muhakkak tuz tüketimine yanında sebze olmasına ve bol sıvıyla tüketilmesi dikkat edilmesi gerekir. Kurban etinin taze tüketilmesi veya bekletilmesi konusunda bazı tartışmalar olmakta. Etin taze veya biraz bekletip tüketilmesinin direkt kalp ve damar sağlığı açısından bir risk oluşturmamaktadır. Ancak az önce de belirttiğim gibi insanın sindirim sistemi ile ilgili yaşadığı her problem en direkt yoldan kalbi etkilemektedir. Yani dinlendirilmemiş bir etin sindirim sisteminde yapacağı her türlü ekstra yük kalbe de yük bindirmekte. Bununla ilgili kalbi zorlamayacak her türlü beslenme şeklini tavsiye ediyoruz. Başta da belirttiğim gibi et ve et ürünleri bizim için çok değerli proteinler. Ameliyat sonrası hastalarımıza ısrarla tavsiye etmekle beraber, ameliyat olmamış hastalarda da vücutta ödemin azaltılması, dolaşımın rahatlaması ve besin takviyesi adına et bizim için çok değerlidir. Sonuç olarak tüketilen tuz miktarına dikkat edildiği sürece, tabii porsiyon olarak da çok fazla olmama kaydıyla, özellikle kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği hastaları daha dikkatli olarak kurban eti tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu bayramda da, diğer bayramda da bütün hastalarımıza sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.